Siz şimdi anlatın. Anlatmayayım, sonra anlatayım. Ben zaten bugün bir de çok konuştum, çok koşturdum. Şeyim doldu, nedir o? Konuşma limitimi doldurdum hocam. Sizle de veda edeceğiz. Bir de öyle bir şey var. Biz bugün sizle veda ediyoruz. Her veda yeni bir başlangıç. Her yeni başlangıç bir vedadır diyorsunuz. İnsanlar ne zaman ölmeye başlar? İnsanlar ne zaman ölmeye başlar? Doğdukları andan itibaren. Doğdukları andan itibaren. Doğdukları andan itibaren. Evet. Doğduğumuz andan itibaren ölmeye başlıyoruz. İnsanlar ne zaman hapse girmeye başlar demokratik olmayan ülkelerde? Yazmaya ve konuşmaya başladıkları andan itibaren. Ne zaman belli değil. Ne zaman belli değil. Şahsım devletlerinde şahsıma bağlıdır. Bir gün öyle bir karar gelir, küt diye sizi alırlar. Böyle ülkelerde, böyle zamanlarda herkesin valizi hazır olmalıdır diyorsunuz. Deprem çantası gibi gözaltı çantası. Valizi, evet, deprem çantası gibi hapishane valizi, gözaltı valizi hazır olmak zorunda. Herkesin mi, gazetecilerin mi hocam? Yazan ve çizenlerin ve konuşanların, yorum yapanların. Evet. Özellikle de gazetecilerin. Şimdi değerli izleyiciler, Merdan tabii, Merdan Yanardağ'ı tanımak lazım. Yani Merdan Yanardağ hayatı coşkulu yaşayan bir arkadaşımızdır. Bu kriz zamanlarında, toplumların baskı altına alındığı kriz zamanlarında hala konuşmayı sürdürenler, hala yazmayı sürdürenler, hala gazetelerde köşe yazanlar, hala ekranlarda, televizyon ekranlarında konuşanlar sapık ve mazohist, yani acı çekmekten zevk alan kişiler midir acaba? Kahraman olmak isteyen zavallılar mıdır? Hayır, hiçbiri değil. Onlar, ben de onlardan biri olduğum için biliyorum. Sadece ve sadece ahlaklı Merdan'ı tarif ediyorum. Ahlaklı, vicdanlı, meslek ahlakı olan, yaptığı işe saygı duyan, kendisine saygı duyan, yaptığı işte muhatap olan halka, okuruna, izleyicisine saygı duyan insanlar. Bu insanlar bütün Hipokrat yemini etmiş doktorlar gibi, hukuka saygı yemini etmiş olan vicdanlı avukatlar, savcılar, yargıçlar gibi, mühendisler, mimarlar gibi meslek ahlakları olan, meslek ahlakı olan yazarlar, çizerler, gazeteciler, yorumcular, televizyoncular, habercilerdir. Merdan bunlardan biridir. Ahlaklıdır, vicdanlıdır. Ahlaklı ve vicdanlı olduğu için şu anda 101 günlük bir hapisten çıkmaktadır. Daha doğrusu tersten söyleyelim. Ahlaklı ve vicdanlı olduğu için 3. kez galiba, değil mi, hayatında hapse giriyor. 3 ya da 4 belki, bilmiyorum, evet, hocam. Ben 3 diyebiliyorum ama. Evet, ben de 3. Kaçırmış üçüncü, olabiliriz üçüncü arada. 3 diyebiliyorum ama yanılıyor da olabilir. Yani 12 Eylül, Ergenekon ve bu diyebiliyorum. Ve bu 3. kez 101 gün hapse girmesinin sebebi sadece ve yalnızca ahlaklı ve vicdanlı bir yazar, gazeteci ve televizyoncu olmasıdır. Bakın kendisi bugün ne diyor? Şimdi önce şunu hatırlayalım. Merdan Yanardağ'a yöneltilen suçlama bir AKP milletvekilinin yaptığı konuşmayı eleştirmesi, üzerine söylediği sözler. AKP milletvekili o konuşmasında PKK'nın lideri olarak müebbet hapse mahkum olmuş bir adamı övüyor. Övüyor. Hem de mukayeseli olarak övüyor. Yani bir başka partinin genel başkanı veya bir başka terör örgütünün simgesi olan bir yere göre daha samimiydi diyor. Resmen övüyor. PKK'nın şu anda müebbet hapiste olan liderini
resmen onlardan daha samimiydi diye hem de mukayesel olarak övüyor. Merdan Yanardağ bunu alıyor, bu konuşma ve bu yazılı. Yani bir söyleşide bu söyleniyor. Şey, kulaktan duyma filan değil, bir mülakatta söylenmiş. Bunu alıyor Merdan, bunu eleştiriyor. Bunun üzerinden Merdan'ı terör örgütü, işte üye olarak olmayarak yardım etti, yataklık etti, bilmem ne olmadan falan abuk sabuk bir takım ne biçim yorumlanacağı asla belli olmayan ve işte bir şahsın o şahıs yargıç makamında mı oturuyor, savcı makamında mı oturuyor, nerede oturuyor, yukarıda bir yerlerde mi oturuyor, bir şahsın ne biçim yorumlayacağına bağlı olan sonu açık bir ceza hukuku maddesine göre eleştirdiği konuda eleştirdiği söylemi kendisi yapmışçasına terör örgütünü veya işte liderini veya bilmem şeyini övmekten veya şeyden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıyorlar. Ama ondan önce yargıya çıkmadan, mahkemeye çıkmadan gözaltı kararıyla 101 gün hapiste tutuyorlar. 101 gün. Başvuruyorlar avukatları. Diyorlar ki ya bunun kaçma şüphesi yok. Kaçma şüphesi var diye tutuyorlar. Bir daha başvuruyorlar. Delilleri karartma diye bu sefer ihtimali var diye. Yani abuk sabuk olur mu öyle şey? Birazdan buradan bugünkü duruşmada söylediklerinden size satır başlarını okuyacağım, göreceksiniz. Şimdi kendisinin ifadesine dayanarak bu davanın bu iktidarla ve Türkiye'nin bugünüyle Türk toplumunun bugünkü yapısıyla ilişkisini söyleyeyim. Kendisi söylüyor. Bu dava diyor. Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye'yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır diyor. Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye'yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır diyor. Yahu öyle müthiş bir şey ki bu. Bir adam, bir milletvekili, iktidarın milletvekili, PKK terör örgütünün liderini hem de mukayeseli olarak övmüş. Siz buradan hareketle diyorsunuz ki iktidar yeni açılımlar peşinde, sizi hapse atıyorlar. Neden? Terör örgütünü övmekten. Dehşet verici bir şey. Ve 101 gün hukuk, hak, yargıç, mahkeme, adalet yüzü görmeden parmaklık arkasında tutuyorlar. Yahu 1200'lerde Magna Carta İngiltere'de diyor ki suçlanan herkese suçu söylenir. Suçlanan herkese savunma hakkı tanınır. Suçlanan herkes yargılanma hakkına sahiptir diyor. 1200'ler, 1205 zannediyorum. Şimdi bakmak lazım. Magna Carta yazın bakın. Yani 1200. Biz kaçtayız? 2020'deyiz. 800 yıl önce, 800 yıl önce insanlığın keşfettiği temel hak ve özgürlüklerin en ilkeli suçunu bilmek, duymak, savunma yapma hakkına sahip olmak. Bunu tanımıyor. 101 gün içeride tutuyor, 101 gün sonra yargıç karşısına çıkarıyor. Oradan tahliye ediyor ama öyle asla adalet yerini buldu filan diye bir şey yok. Asla adalet yerini bulmadı. Ben çok yürekten diliyorum ki yani adaletin yerini bulması söz yani, konusu olamaz hocam. 101 gün gitmiş. Şöyle yani Yargıtay safhasından önce bir istinaf mahkemesi safhası var mı yok mu bilemiyorum. Galiba istinaf mahkemesine gitmesi lazım önce veya oradan sonra Yargıtay'a gidecek mi? Orada bir takım şekil ayrıntıları var. İstinaf mahkemesinde veya yargıda yani yargı bu mahkemenin kararının onaylanma sürecinde bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin muhakkak düzeltilmesi gerektiğini
bütün kalbimle bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak bekliyorum. Bu yargıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve tarafsızlığı anayasada belirlenmiş olan yargıdan bu yanlış kararın düzeltilmesini bekliyorum. Ha diyeceksiniz ki 2010 ve 2017 halk oylamalarıyla hangi yargı bağımsızlığı hoca sen ne diyorsun ya? En üst yargıdan en şeyine kadar bütün hepsini tek bir kişi belirliyor derseniz haksız sayılmazsınız. Ama hala anayasa var. Hala o anayasa olduğu için ona, o anayasayı bile değiştirme. Kendilerinin iki defa temelden değiştirdikleri ve yüz küsur değişiklik yaptığı anayasayı hala değiştirme arzuları var. Ama o hükümler de hala anayasada. Ve ben inanıyorum ki o demokratik ve laik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki savcılar, yargıçlar ve avukatlar ve hukuk akademisyenleri hala vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini teşkil eden